Merhaba. Bugün belki de 5 yıldır bu saksının içinde büyüyen, neredeyse saksıyı kıracak kadar çoğalan Echevera'mızı artık daha geniş bir eve geçireceğiz birlikte. Bu arada kuruyan çiçeklerini ayıklayacağız. Altta kuruyan yapraklar var. Onları alacağız. Böyle bir küçük ameliyat seti gibi bir şeyim var. Bir kaldırıp göstereceğim size ne halde olduğunu. Yani bayağı bir yorulmuş, sıkılmış artık buradan. Şimdi ne yapıyoruz onu göstereyim. Biraz masayı da kirletiyoruz ama. Evet, önce böyle büyük bir cımbız edinmenizi tavsiye ederim. Bütün bu kuru yaprakları kesip çiçeğimizin nefes almasını sağlayacağız. Tabii bunu baştan sona yaparsam çok uzayacak bu videonun süresi. Onun için bir bölümünü yapıp göstereyim istedim. Böyle. Sonra şu çiçekleri keselim. Artık onlar geçti. Onları güzel cam bir kabada koyabilirsiniz aslında. Bir süre daha güzelliğini devam ettirebilir. Bu saksıdan bir tane de oksalis çıkmış. Ben bu oksalislerin, bu davetkar, daha doğrusu davetsiz misafir olma haline bayılıyorum. Nasıl gitti bilmiyorum oraya. Onu da bir ara başın çaresine bakacağız. Şimdi yavrulara bakalım. Bakın burada bir tane var. Hop diye ayrıldı zaten. Oradan bir küçük daha geliyor. Onu şimdilik ayırmayalım. O daha anne kuzusu. Şurada bir tane daha var. Bunlar böyle bir artı bir eve sığmaya çalışan kalabalık bir aile gibi idiler bir süredir. Onu da ayırdık. İki yavru. Şurada bir küçük yavru daha var. O da henüz kalsın. Diğer yavrular kalsın. Şimdi bu anneyi iyice temizledikten sonra yeni bir saksıya dikeceğim. Bakın şöyle rahat rahat yayılsın. Ondan sonra da bunları. Bunları hemen bugün dikmiyorum. Biraz bu koptukları yerin kurumasını istiyoruz. Çünkü bakteri üreyebiliyor. Öyle hemen can suyu da vermiyoruz diğer çiçeklerde olduğu gibi. Böyle. Oh, temizlendikçe insan kendi rahatlıyor sanki. Böyle bir yenilenme, bir tazeleme. Bu da burada dursun. Şimdi de şu bir oksalisi göstereyim ben. Bakayım ne yapmış bu buralarda. Evet, böyle bir oksalisi var dibinde bunun. O da günün sürprizi olsun. Evet, sağlıklı sukulentler diliyorum herkese ve sağlıklı günler.